Türkiye'nin ardından en yüksek gıda enflasyonuna sahip 30 ülkenin toplamı Türkiye'nin enflasyon oranına eşit. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO gıda fiyatları endeksi Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre %7.4 gerilerken Türkiye'de gıda fiyat endeksi Nisan'da yıllık ortalama %68.4 artış göstermiş. Bugün açıklanan rakamlara göre de Mayıs enflasyonu gıdada %70.14 olmuş. Küresel gıda fiyatları temel ürünlerdeki arzların güçlü olması nedeniyle düşerken ülkemizde her ay artmasının ekonomik, sosyal, coğrafi ve politik nedenleri vardır. Tarımsal üretim yapısındaki gelişmeler, her yıl olumsuz etkilerini yaşadığımız küresel iklim değişikliği, mazot, gübre, yem ve elektrik fiyatlarındaki artışlar, tarım alanlarının madencilik, enerji, inşaat, sanayi gibi alanlara açılması, köyden kente artarak devam eden göç, plansız üretim ve verim düşüklüğü gibi etkenler gıdada fiyat artışına neden olmakta. Gıda enflasyonunun yüksek olması, toplam harcamalarının büyük bir kısmını gıda ürünlerinden oluşturan sabit ve dar gelirli kesimleri daha fazla etkilemektedir. Bu durum özellikle gıda ithalatçısı konumundaki az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin temel sorunlarından biridir. Uzun yıllardır devam eden ve giderek derinleşen ekonomik krizin boyutu, son dönemde uygulanan politikalar nedeniyle büyümüş ve emeğiyle geçinen herkesin yaşamını olumsuz etkilemiştir. Başlangıçta kur artışı ve yüksek borçluluk olarak kendini gösteren kriz, uzun zamandan beri hayat pahalılığı, işsizlik, güvencesizlik, geçim zorluğu, yoksulluk ve açlık gibi sosyal boyutlar kazanmış durumdadır. Şu an ülkemizde yeterli ve dengeli beslenemeyen yüz binlerce insanımız açlık sınırında yaşarken temel ihtiyaç maddelerine bile ulaşamamakta, çocuklar okula aç gitmek durumunda kalmaktadır. Aynı zamanda dar gelirli ailelerin sofralarında çocukların bedensel ve zihinsel gelişimi için gerekli olan proteince zengin gıda miktarı azalmakta. Buna karşılık daha ucuz ve sağlıksız olan karbonhidratla zengin gıda oranı artmaktadır. Diğer yandan gıda sektörüne ham madde sağlayan çiftçilerimiz de her geçen gün üretimden kopmaktadır. Mazot, gübre, ilaç ve yem gibi temel girdi fiyatlarındaki olağanüstü artışlar sonucu çiftçi ürettiği ürünün maliyeti altında satmak zorunda kalmıştır. Bahsettiğimiz büyük sorunların çözümü için önerilerimizi sıralamak isteriz. Fiyat artışı ve hayat pahalılığı anlamına gelen enflasyonun düşürülmesi için uygun para ve maliye politikaları oluşturulmalıdır. TL'nin değer kaybının önüne geçilmeli ve her geçen gün halkın cebindeki paranın erimesine izin verilmemelidir. Tüm gıda maddelerinde KDV oranı %1'e çekilmelidir. Gıda maddeleri üretiminde kullanılan temel girdi fiyatları düşük tutularak maliyetler indirilmeli, üretim artışı desteklenmelidir. Çiftlik ve besicilik yapan insanlarımız desteklenmeli, üretimde kullandıkları mazot, gübre, tohum, ilaç, yem gibi girdiler sübvanse edilmeli, emeklerinin karşılığını alarak üretime daha bir istekli sarılmaları sağlanmalıdır. Tarımsal üretimde kullanılan mazotta ÖTV kaldırılmalı, KDV indirilmelidir. Küçük aile işletmeleriyle özerk ve güçlü kooperatifler önemli bir fırsat olarak görülmeli, somut olarak desteklenmeli, işlevleri ve değerleri arttırılmalıdır. Arazi kullanım planlaması yapılarak tarımsal üretim alanları amacı dışında kullanılmamalıdır. Açıklanan çok yıllık desteklerle tarımsal üretim planlanması yapılmalı. Öncelikle temel ürünlerde yeniden kendimize yeterli duruma gelinmelidir. Hayvansal üretim arttırılmalıdır. Türkiye'de hayvancılık ve hayvansal üretime ilişkin sağlıklı istatistiksel veri bulunmadığı için en kısa sürede genel tarım hayvancılık sayımı yapılmalıdır. Hayvancılık işletmelerinin profesyonel olarak işletme tanımı yapılmalı, küçük ölçekli aile işletmeleri korunarak karlı çalışmaları teşvik edilmelidir. Koruyucu hekimlik önlemlerinin arttırılması yönünde işletmeler teşvik edilmeli. Bu önlemler üretici keyfiyetine bırakılmamalıdır. Hayvan hastalıklarının eradikasyonu ile ilgili var olan programlar yetiştiricinin uyum sağlayacağı şekilde güncellenmeli ve ahri hayvancılık işletmelerine verilen destekler arttırılmalıdır. Buzağı ölümlerinin önüne geçmek için kuru dönemde gebe ineklere ve doğumdan hemen sonra buzağlara yapılan aşılar
devlet tarafından karşılanmalı, kamu veteriner hekimleri ve serbest veteriner hekimler tarafından yapılmalıdır. Buzağılara verilecek olan destek miktarı da arttırılmalıdır. Gıda kayıplarını ve hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla kurban kesimleri seferberlik halinde denetlenmelidir. İklim değişikliğinin uzun vadeli olumsuz etkileri dikkate alınarak modern sulama yatırımları arttırılmalı, planlama yapılmalı ve maliyetler düşürülmelidir. Fiyat dalgalanmalarının olumsuz etkilerini azaltmak için hükümet acil olarak kayıt dışılığı azaltmalı, toprak analizleri yaptırarak bölgelerde üretilebilecek ürünleri belirlemeli, arz talep dengesizliğini ortadan kaldırmak amacına yönelik alım garantili üretim yaptırmalıdır. Bunun yanı sıra çiftçiler maddi olarak desteklenmeli ve eğitim verilmeli. Çiftçileri üretimden uzaklaştırılan olumsuzlukları düzeltilmelidir. Kooperatiflere müdahale edilmemeli ve destek arttırılmalıdır. Üretici kooperatiflerin yanı sıra tüketici kooperatifleri de yaygınlaştırılmalı, lojistik kayıpların azaltılmasını sağlamalı ve ithalatçı politikalardan vazgeçilmelidir. Güvenilir gıdaya yeterince kolay ve sürekli ulaşmak tüm yurttaşların hakkıdır. Gıdaya erişim bir sorun ve endişe kaynağı olmaktan çıkarılmalı. En temel ve ertelenemez ihtiyaç olan gıdanın herkes için kolayca, yeterince, sürdürülebilir şekilde erişilebilecek duruma getirilmesi elzemdir. Başta iktidar olmak üzere yetkili tüm kurum ve kuruluşları asli görevlerini yerine getirmeye ve çözümün bir parçası olmaya davet ediyoruz.